Şimdi PD reis Amerika'ya gitmedi mi? Hayır. Gitmedi. Allah Allah. Tabii herkes gitti. İnanıyor gitti diye. Değil niye mi? Gitti? Ya olabilir mi böyle bir şey? Neyle peki, gidecek adam? Uzaylılar yardım etmedi mi haritayı çizmeye? Vallahi o konuda malumatımız yok da henüz bir uzaylıyla karşılaşamadık. Peki Mu uygarlığıyla bağlantısı yok mu PD reis? Efendim Mu uygarlığı olamaz. Çünkü Mu Pasifik Okyanusu'nun ortasında bir kıta zannediliyordu. Pasifik'in tabanının biz 160 milyon yıl öncesine kadarki tarihini biliyoruz. Öyle bir şey yok orada. Erhan'la şurada Altay'ın kavgası. Atlantis efendim bir ütopyadır. Atlantis, Platon'un o meşhur politika kitabında ideal bir devlet kurmak istiyor kafasında adam. Onu Atlantis diyor. Buna temel aldığı bir şey var mı bilmiyoruz. Varsa çok büyük bir ihtimalle şeydir. Ne derler? Çok büyük bir ihtimalle Santorini, Thera'nın patlaması olabilir. Ama bilmiyoruz. Yok. Peki şeyi soruyor hocam. Jeolojik yapı evet. Öyle bir kıtanın olması mümkün gibi... değil. Ha, o mümkün hadi değil. Hadi bu yok diyelim. Atlantis de mi yok? Hayır yok. Çünkü Atlas hocam okyanusu... sen yoksa o Türk piramitlerine de mi inanmıyorsun? Vallahi abiciğim ben jeolog adamım. Atlantis, Atlantik okyanusunun açılmaya başlaması 180 milyon yıl öncedir. Biraz önce de 160 milyar yıl. Hayır hayır o Pasifik karıştırıyorsun. Efendim okyanusları karıştırma. Yok ha. Yok yıllara ha. Dikkat. 180 milyon yıl önce açılmaya başlıyor. 6 ay için senelerce uğraşıyorsun. Onlarda birim 50 milyon yıldan başlıyor. Evet. Hata yapılıyor. Ha, birim diğer biz daha hassas ölçebiliyoruz artık ama. Okyanusların tabanları biliyorsunuz kıtalar gibi değildir. Okyanusların tabanları okyanus yayılma merkezleri boyunca üretilir. Ve bunlar üretilirken bunlar üzerine manyetik anomaliler meydana gelir. Bu manyetik anomalileri yaşlandırmak mümkün. Neler? Manyetik anomali yani. Ha, oğlum diyor çok basit bir şey. Efendim tabii çok basit. Yani bugünkü manyetik alandan önemli farklılıklar görülür.